genellikle bizim tarih çevrelerinde demeyelim, tarih bilgisinin pek yaygın olsa da oturmadığı çevrelerde Rusya'nın Katerinaları karıştırılır. Hiç şüphesiz ki Osmanlı tarihinin halkın en çok ilgisini çeken fasıllarından birisi Katerina ve Baltacı Mehmet Paşa ilişkileridir. Bu oldukça yüzeysiz ilginin dışında bir de Büyük Katerina denen ikinci Katerina ile Büyük Petro'nun karısı birinci Katerina'yı karıştırmak gibi bir olay söz konusudur. Aslında her iki Katerina da çariçi olmuşlardır. Petro'nunki birinci Katerina ve ondan sonraki de ikinci Katerina'dır. Ve onun kocası da Petro'dur ama üçüncü Petro'dur. Ve daha da ilginci, bu iki Katerina da Rus değillerdir. Fakat benzerlik bu kadardır. Bir kere birinci Katerina'nın adı Moskovalı Marta'dır. Protestan olarak doğmuştur. Sonradan tabii Ortodoks olarak vaftiz edilmiştir. Ve Marta adı Yekaterina'ya Rusça telaffuzuyla çevrilmiştir. Büyük Petro tarihin ve Rusya tarihinin tabii en acayip kişiliklerinden birisidir. Hakikaten biz Türkler istisnai olarak kendisine deli deriz. Deli dolu hareketleri dolayısıyla ve Rusya için yaptıklarını göz önüne alırsak hem iyi hem kötü taraflarıyla bu ancak bir çılgınlıkla izah edilir. Peterburg şehrini kurmuştur. Dünyada en son şehir kurulacak bir yerdir. Ne iklimi, ne coğrafyası ve tabii şartları buna müsaittir. Halen de bir problem teşkil etmektedir. Ve burada binlerce ve binlerce insan, çalışan insan ve serf statüsündeki köylü adeta şehrin temeline kanlarıyla harç koymuşlardır. İkinci bir nedeni, bütün Rusya çarları gibi en başta aristokrat, duvaryan bir aileden evlenmiştir. Bu evlilikten doğan çocuğu, yani Sar Alexey Petrovich, Çareviç Alexey Petrovich, tahta geçmeden yabancı devletlerle mektuplaşma yaptığı ve memleket içinde Büyük Petro'nun reformlarını anlamayıp karşı çıktığı için hapsedilmiş ve casusluk, devlet sırlarını verme şüphesiyle de işkenceden geçirilerek öldürülmüştür. İşte karışıklık burada da başlamaktadır. Büyük Petro, baba bir, ana ayrı kardeşi Ivan'la tahtı paylaşmaktaydı. İki çardan vaka sonunda galip gelen Büyük Petro veya Birinci Petro'dur. Ama kendilerinden sonraki Rus çar ve çariçeleri, çünkü Rusya'da Salisyan kanun yoktur. Salik kanun olmadığı için kadınlar da tahta çıkabilmektedir. Bu iki çar kardeşin sulbünden gelenlerdir. Büyük Petro'dan sonra torununun, yani öldürülen Çareviç Alexey Petrovich'in oğlu ikinci Peter'in tahta geçmesi söz konusuydu. Fakat bunu elimine ettiler. Ve çarın etrafındaki müşavirler ikinci Petro'yu sıra dışı bırakarak onun karısı Moskovalı Marta'yı, yani halktan gelen ama becerikli bir çariçeyi birinci Katerina olarak ilan ettiler. Bu birinci Katerina'nın üzerinde duralım. Birinci Katerina bizim tarihimizde Prut Cengi sırasında Baltacı Mehmet Paşa'nın çadırını ziyaret ederek cömert hediyeler sunmakla kalmayıp kendini de sunmuş. Ve bu yüzden Prut Barışı'nın şartları çok yüzeyselmiş ve çar kolay kurtulmuş diyorlar. Aslında
Çar 1. Petro hepimizin bildiği gibi Mukaddes Liga dediğimiz 2. Viyana Muhasarası'ndan sonraki çatışmalarda müttefik Avrupa kuvvetlerinin yanında yer almış ve 1699 Karlofça Anlaşması sırasında çok önemli karlar edilmişti. Kırım'ın Azov Kalesi'ni ve sahillerini ele geçiriyordu. Bugünkü Romanya, Moldavya kesiminde bazı karları vardı. Ve 1700 İstanbul Anlaşması'yla da Moskova çarları artık İstanbul'da daimi temsilcilik, büyükelçilik kurma hakkını elde etmişlerdi. İlk gelen büyükelçi de Pyotr Tolstoy'dur. Yani ünlü yazar Lev Tolstoy'un büyük büyük dedesidir. Bu ilginç bir tesadüf de değildir. Denizcilikten gelme ve Büyük Petro'nun yakın dostu, çalışma arkadaşı olan bu büyükelçinin yazdığı raporlar bugün bile uzun raporlar tarihçiler için önemli bir kaynaktır. Hiç şüphe yok. Büyük Petro 1711 Prut Cengi'nde, yani Osmanlı topraklarına daha evvel yenmiş olduğu Demirbaş Şarlı, İsveç Kralı 12. Şarlı takip etme bahanesiyle taciz ettiği için ve kral da bize sığındığından, öbür taraftan Polonya işlerine karıştığı için Poniatowski tarafından sıkıştırılmıştır. Daha doğrusu Osmanlı Devleti kendinde bir müttefik bulmuştur ve Prut Cengi bizim ordunun ilk andaki başarısıyla devam etmiştir. Çar'ın kuvvetleri Prut bataklıklarında çevrilmiştir, kuşatılmıştır. Peki niye imha edilmemiştir? 1. Kuşatılan ordu diğer Avrupa ordularının aksine dayanıklıdır. Rus askerinin tarih boyunca özelliği. Kolay teslim olunmuyor. 2. Bizim ordunun kuşatmayı cesaretle götürecek bir yapısı yoktu. Yeniçeri Ocağı artık bozulmaya başlamıştı ve kuşatmanın uzun süre devam etmesinden sıkılmaya, disiplini bozmaya başlamışlardı. Belki kuvvetli bir serdar olsa ve askerine psikolojik bakımdan hakim olsa Baltacı Mehmet Paşa bu kuşatmayı uzatabilirdi. Ama neticede bir barışa karar vermişlerdir. Doğrudur, gelen heyetin içerisinde bazı hediyeler ve Çariçe adayının kendisi de vardır. Şapirov vardır Çar'ın maiyetinden, ama burada paşanın rüşvet aldığına dair dedikodudan başka bir delil yok. Her halükarda 1. Petro kuşatmadan bir müddet sonra çıkardığı bir emirnamede Katerina'dan kurtarıcı olarak söz ediyor ve onunla nikah kıyıyor. Çar'ın ikinci karısıdır ve gelecekte tahta oturacak İmparatoriçe Yelizaveta'nın ve Anna'nın anneleridir. 2 yıl sonra ölmüştür. Kendisinden sonra tahta geçen Çar'ın 1. eşinden olma torunu Pyotr diyelim. Pyotr çok küçük yaştaydı. Derhal Petro'nun maiyetindeki Mençikoflar tarafından kuşatılmıştır. Fakat genç Çar bu Mençikofların sultasına karşı daha başka bir aileyi tarasut altına almıştır. Genç Çar dedesinden kendisine ve Rusya'ya miras kalan ve avam tabakadan yükselen Prens Mençikov'un kontrolü altındadır. Mençikov üstelik genç Çar'ı kızlarından biriyle evlendirerek hanedan saltanatını devam ettirmek istemektedir. Bu isim bize birini hatırlatıyor değil mi? Bu Prens Mençikov'un kaçıncı göbekten torunu
bir başka Prens Menchikov, Bahriye Nazırı ve Finlandiya Umumi Valisi olan 1. Nikola devrindeki Knyaz Menchikov Osmanlı başkentine gelmiş ve yerli yersiz tehditlerde bulunmuş ve şartlar ileri sürmüştü. Bunların içinde Avusturyalı ve Polonyalı ve Macar mültecilerin iadesi, ayrıca bilmem ne tarafların, boğazların kontrolünde kendilerine bir pay verilmesi ve ayrıca bazı tasdihler talep ediliyordu. Buna karşılık Osmanlı Devleti'ni yöneten o zamanki idareciler İngiltere ve Fransa ile bir ittifaka giderek Kırım Savaşı'na başlamışlardı. Kısa zamanda genç Çar, 15 yaşındaki 2. Petro, bu Menchikov sultasından bunaldı. Ve Rusya'nın başka bir ailesi, Dolgarukilere sığındı. Dolgarukiler doğrusu çok pas aktif hareket ettiler. Derhal Menchikov'u sürgüne yolladılar. 2 yıl içinde Kuzey Sibirya'da öldü. Bundan sonraki Dolgaruki saltanatı 2. Petro ile devam edecekti. Ne var ki kader. O zaman öldürücü bir hastalık olan çiçek hastalığı 2. Petro'yu öbür tarafa götürdü. Taht bundan sonra Büyük Petro'nun kardeşi 5. Ivan'ın soyundan gelen Çariçelere kalacaktır. Ne var ki bu Çariçeler Alman hanedanlarıyla, hükümdar hanedanlarıyla akrabalık kurmuşlardır. Mesela ilk etapta bir Anna vardır. Bu Anna Holstein-Gottorp dükkası ile evlidir. Bu Holstein-Gottorp dükkası ile olan evliliklerinden 3. Petro ortaya çıkacaktır. Yani Yelizaveta'dan sonra onun yeğeni olan ve tahta varisi olarak gösterilen. Hiç şüphe yoktur. Yelizaveta ile 2. Petro arasında da gene aynı şekilde bir Anna ve bir Ivan daha vardır. Bunların hiçbirisi önemsenen hükümdarlar değildir. Rusya'nın değişme asrıdır. Sanayi kurulmaya çalışılmaktadır. Manifaktür daha doğrusu. Tarımda hemen hemen hiçbir şey yapılamamaktadır. Ve Rusya çağdaş Avrupa'nın ve hatta Osmanlı İmparatorluğu'nun aksine çok iptidai bir tarım düzenine geçmektedir. Köylüler serfleştirilmektedir. Gittikçe statüleri serfliğe yatmaktadır. Bir yandan da orduya ve devlete hizmetle yükümlü aristokrat tabakanın yani dvaryanstvanın gençleri için bu mükellefiyetin miktarı, müddeti kısaltılmaktadır. Yani en başta 25 yıl mesela orduda subay olarak hizmet etmesi gerekirken bu 20'ye yavaş yavaş 15'e indirilmektedir. Kurnazlıkla bir takım soylu gençler 8-10 yaşında güya orduya girmiş görünmektedirler ki 30 yaşında arazilerinin başına dönebilsinler. Çok az insan subay olarak kalmakta veya sivil hizmetlere, memuriyetlere geçmektedirler. Zamanla Yelizaveta devrinde bu sınıf için bir kredi bankası bile kurulmuştur. Ehven faizle kredi veren. Hiç şüphesiz ki Rusya'nın Osmanlı İmparatorluğu ile ilişkileri artmaktadır. Artık buraya daha devamlı büyük elçilik açmamakla birlikte daha devamlı elçiler göndermekteyiz. Ve bu elçilerin raporları vardır. Mesela Şehdi Mehmed Efendi. Burada Yelizaveta Rusyası'yla Petro Rusyası'nı anlatan sefirlerin raporları arasında büyük fark vardır. Şurası bir gerçek.
Çariçe Yelizaveta devrini görenler artık Rusya'daki farklılaşmayı dikkate almaktadırlar ve merkeze daha olumlu raporlar sunmaktadırlar. Ama ziraatta önemli gelişmeler görülmemektedir. Tam aksine kalabalık serf kitlesini özgürleştirecek, onların atılımlarını kolaylaştıracak hemen hemen hiçbir yaptırıma gidilmemektedir. O kadar ki bir köylü bir tarla veya değirmen almak hakkına bile sahip değildir. Bu hak onun elinden alınmaktadır. Tesadüfen para biriktiren biri için bu imkan verilmemektedir. Bir köylü yerini değiştirememektedir, serf statüsündedir. Ve bir köylü mesleğini bile değiştirememektedir. Yani köyün demircisi veya nalbantı olmak veya borçlanmak için bile senyöründen izin almak zorundadır. Çoğu zaman bu toprak ağaları köylerinde oturmadıkları için zavallı köylüler onların bıraktıkları kahyaların elindedir. Bu kahyalar ise aslında köylüleri ezen ve efendilerini dolandıran aşağılık bir sınıftır. 18. asrın sonunda ve 19. asrın ortalarında bu zümre daha çok Avusturya ve Güney Almanya'dan göç eden becerikli Alman köylüleridir. Bunların sayesinde Almanca adeta bir zirai işletme dili haline dönüşmüştür ve şehirlerde ve kırsal Rusya'da zenginleşen bir Alman sınıf ortaya çıkmaktadır. Rus zadeganı 18. asırda artık şehirlerde oturmakta, köylerden gelirini harcamakta ve doğrusu çoluk çocuklarını iyi okutmaktadırlar. Bunun neticeleri görülüyor. Sadece erkekler değil, kadınlar bile iyi okumaktadır. İşte Yelizaveta'nın asıl çocuğu olduğu, çünkü resmen Çariçe Yelizaveta evlenmemiştir. Razumovski diye bir köylü, Ukraynalı bir köylüyle, çok güzel sesli, hakikaten zamanımızın büyük baslarından biri olabilecek güzel sesli bir saray koristiyle, bir şarkıcısıyla aşk yaşamaktadır ve hatta evlendiği söylenmektedir. Bu tip evliliklere morganatik evlilikler denir. Yani çocuklar doğsa bile asalet kazanmamaktadırlar, veraset silsilesinde yer edinememektedirler. Bunun en acı, trajikomik örneği son Avusturya Macaristan veliahtlarından Ferdinand'tır. Franz Josef onun çok düşük derecede bir aristokrat, hatta sadece bir burjuva olan eşiyle evlenmesine rıza göstermemiş. Gösterdiği zaman da doğacak çocuklarınızın imparatorluk tahtında hiçbir iddiası olamaz diye bir senet imzalanmıştır. Aslında karı koca Bosna, Saraybosna'daki suikaste kurban gittiler. Ama zaten Avusturya'da ne berikine ne ötekine yer bırakmayacak şekilde monarşinin kısa zamanda ortadan kalkışını yaşamıştı. Bu parantezi kapatalım. Bu evlilikten, şüphelenilen evlilikten doğan bir Prenses Tarakanova vardır ki fevkalade bilgili, tarih bilgisi son derecede kuvvetli ve hatta Rusya'daki Türk unsurların zamanla bir araya gelebileceğinden söz eden bir ileri görüşlü aydın kadındır. İkincisi, Avrupa tarihinde bile görülmeyecek bir tiptir. Ünlü Varanzov ailesinden Prenses Daşkova dediğimiz kişidir. Yani Yekaterina Daşkova, 4 çocuğudur, Prens Voronzov'un 4 çocuğundan biridir ve fevkalade iyi bir tahsil görmüştür. Nitekim Rusya Bilimler Akademisi'nin başkanı olmuştur Yekaterina devrinde. Tarihte
Bilimler Akademisi'nin 1, Sanatlar Akademisi'nin 2, 2 kere başkanı olan ilk hanımlardan biridir. Bu rekoru galiba birçok dünya ülkesi henüz kıramamaktadır. Şüphe yok. Rusya 18. yüzyılda çok iyi eğitim gören, Avrupa şartlarına intibak eden, orduda Almanca, hayatın diğer saflarında Fransızcayı çok öğrenen, hatta bazen Rusçadan da iyi öğrenen bir zadegana sahiptir. İmparatorluğun son yıllarına kadar Rusçayı o kadar iyi bilmediği halde İngilizce veya Fransızca raporlarıyla tanınan Rus hariciyecileri, büyük elçileri vardır. O bakımdan bazı ahvalde dilin kullanılmaması, ihmal edilmesi çok trajik neticeler de yaratmaz. El veri ki onu kullananlar iyi olsun. Nitekim 18. asır yavaş yavaş Rus edebiyatının beynelmiler kaliteye, niteliğe doğru yükselmeye başladığı bir devirdir. İkinci Katerina dediğimiz ilginç tipte bir Almandır. Berlin civarındaki Anhalt-Zerbstükalığının prensesi olarak 1729 yılında dünyaya gelmiştir. O zamanlar Alman prensliklerinde neredeyse resmi lisan Fransızcaydı. Almanca bürokraside kullanılırdı, orduda kullanılırdı ama saray hayatında ve entelektüel hayatta Fransızca çok hakimdi. Nitekim Katerina ki o zamanki adı Sophie'di, protestandı, küçük yaşta Fransızcayı çok iyi öğrenmiştir. Kara talih veya parlak talih. 14 yaşındaki bu küçük kıza günün birinde St. Petersburg'a gitmek göründü. Sarıçı Yelizaveta, kız kardeşi Anna'nın oğlu yani Holstein-Gottorp dükü olan Piotr'ı Çar veliaht olarak tayin etmişti. Nitekim Piotr Rusya'ya geldi. Babası onu aslında İsveç tahtı için hazırlıyordu. Yani bu Rus ve Alman karışımı adam, baba Alman, İsveç tahtı için hazırlana dururken dünya görüşünün çok değişik olması gereken, çok değişik bir pozisyona, Rusya tahtına imparator olmak önüne çıktı. Hiçbir zaman da ne Rusçayı iyi öğrendi, ne o halkı ve ülkeyi tanıdı. Onun için ideal model Prusya kralı Büyük Frederick'le beraber olmaktı. Ve onun ilkelerine uymaktı. Hatta dış politikayı bile ona göre takip edecektir. Öyle ki 7 yıl savaşlarından onun için çekilecektir. Ve bu Prusya'ya çok büyük yardım sağlayacaktır. Ayrıca Rusya'nın ordularını kendi Almanya'daki Holstein-Gottorp dükalığı için adeta harcadığı söylenir stratejiler tarafından. Bu kendine göre küstahlığı ve Rusya'ya yabancı tavrı ve egoizmiyle meşhur ilerinin 3. Petrosuna gelen Sophie ise tabii vaftiz edildi. Yekaterina adını aldı. Zor bir veliaht eşi hayatın içine girdi. Ta 1761'e kadar devam edecek bu uzun hayatında, 62'ye hatta devam edecek bu uzun inziva hayatı içerisinde bildiği Fransızcayla Fransız edebiyatını, aydınlanma devri felsefesini derinlemesine okudu. Voltaire'le mektuplaşma yoluyla derin bir şahsi dostluk kurdu.
Montesquieu'yu okudu ve Montesquieu'nun Kanunların Ruhu adlı eserinde, tabii Rusya gibi uçsuz bucaksız bir ülkede parlamenter veya liberal ilkeler değil, ancak ve ancak esaslı bir despotizmle hükmedilmelidir hükmünü çok beğendi. Rusya'nın feodal şartlarına uymaktan başka bir şey yapamayan bu çariçenin ileride bu hükmü çok benimsemesi, yani hem geri zirai şartlardaki Rusya'ya aynı yolda devam etmesi, hem de Avrupa kültürünü de benimsemesi gibi bir çelişki belki Montesquieu sayesinde halledilmişti. Çariçe Almanca ve Fransızca'daki derin okuması ve bilgisi yanında zor yapılacak bir işi becerdi. Geldiği günden itibaren Rusya'nın tarihi, Rusya'nın coğrafyası, oradaki aileler, köylülerin durumu ve asıl esas itibarıyla Rus dili ve edebiyatına kendini vakfetti. Öyle ki ilk başta Almanlara mahsus hatalarla konuşup yazdığı Rusça bir müddet sonra adam akıllı kalifiye oldu. Ve Çariçe belki de sarayındaki birçok genç Ruslardan, aristokrasinin arasındaki, daha iyi Rusça konuşur ve yazar duruma geldi. İkinci Katerina 18. asırdan beri savaş içinde olduğumuz Rusya'nın tarihinde hiçbir hükümdara nasip olmayacak şekilde Türklere karşı üstünlük sağlayacak savaşları kazanmıştır. Burada tabii 2. Katerina'nın asker olduğunu iddia edecek değiliz. Ama daha evvelkilerde ve daha sonrakilerde olmayan büyük bir şansı vardı. Büyük Petro'nun yaptığı askeri reformlar, ki hemen netice veremez, ürününü şimdi vermeye başlamıştı. Aslında hiçbir zaman mükemmel bir düzeye ulaşamayacak Rus filosu, Orlov'un amiralliği de 1770'te Baltık Cebeli Tarık'tan geçerek Çeşme'de Osmanlı donanmasının yakılmasıyla neticelendi. Ama bu donanma daha kuzeye çıkıp boğazları geçecek düzeyde değildi. Nihayet Rumyantsev ve bilhassa Suvorov gibi Rusya tarihinin en önemli generalleri bu dönemde ortaya çıkmıştır. Suvorov İsmail Kalesi'ni aldı. Üstelik başkomutanlık kendisine oradan çekilmeyi emrediyordu. İnat etti, parolayla son hücum emrini verdi. Bu bir anekdot olacak kadar enteresan bir olaydır. Güya general birliklere horoz sesi duyduğunuzda hücum yapın, benden yazılı emir beklemeyin demiş. Gelen geri çekil emrine ise böyle bir emre, Rusçadaki bir tabiri kullanarak, ancak horoz olup ötülür diye cevap veriyor ve horoz gibi ötüyor. Bu sesi duyan ordu son bir hücumla İsmail Kalesi'ni alıyor. Bu askeri anekdot Rus raporlarında vardır. %50 gerçek olduğunu kabul edeceğiz. Ama unutmayalım, 18. asırda da Osmanlı ordusu modernleşiyordu. Ve yer yer Rumyantsev ve Suvorov gibi başarılı generallere, hatta onların müttefiki olan Avusturyalılara karşı birlikte direndiler. 1736'da Belgrad'da ve Bender'deki yenilgilerimiz nihayet 1739 barışında Belgrad'ı tekrar geri almamızı temin etti.
Ama asıl facia Katerina devrinde doğdu. Üçüncü Mustafa, Polonya işlerine karışmasından Rusya'nın ve birlikte Kırım'a müdahale etmesinden çok müştekiydi. Açılan savaş maalesef uzun ve yorucu geçti. 1770'te Çeşme'de donanmanın yakılması ve arada Kırım'ın Potemkin tarafından işgal edilmesi kötü neticeler doğurdu. Nihayet uzun süren savaşla 1774 Kaynarca Barışı'na gidildi. Buna göre Rusya, yani Çariçe'nin Rusyası, bütün Osmanlı Ortodokslarının hamisi oluyordu. Ama karşılığında da Türk Sultanı Rusya'daki Müslümanların protektörü oluyordu. Hilafetin böyle bir tarz kazanması yeni bir şeydi. Ve tabii ki ilk defadır ki Rusya konsolosluklar açabilecekti. Bu ileride Türklere de verilen bir imtiyaz oldu. Ve nihayet asıl önemlisi, Kırım müstakil oluyor ve Kafkasya'daki ona bağlı topraklarda bu istiklalle birlikte Rusya'nın adeta kontrolüne giriyordu. İlk etapta Osmanlı Devleti bunları tanımakta çok güçlük çekmiştir. Bilhassa 1783'te Kırım'ın resmen işgal edilmesi Ruslar tarafından 1787'de yeni bir savaşın açılmasına neden oldu. Bu savaş 1. Abdülhamit devrindedir ve Osmanlı ordusunun geçirdiği reformlar ve modernleşmeye güvenildiği açıktır. Ne yazık ki talih ve şartlar yardımcı olmadı ve 1789'da bu ilhak tanınmak zorunda kaldı. Fakat uzun süren savaş yılları içinde Avusturya'nın Rusya'nın yanında yer alması yer yer ilerleme ve gerilemelere neden olmuştur. Nihayet imdadımıza Fransız ihtilali yetişti. Fransız ihtilali ile birlikte 1791 yılında Zichtovi'de Avusturya sulh yaptı ve çekildi Belgrad mansabından. Akabinde birkaç ay sonra da 1792 başlarında bugün Romanya'da sınırda bulunan Yaş Anlaşması'yla Rusya savaştan çekildi. İhtilal bunları korkutmuştu. İhtilalin korkuttuğu ikinci Katerina'nın muavini demeyelim ama neredeyse sadık müttefiki Avusturya İmparatoru ve Alman İmparatoru sayılan, Avusturya Dükası ve Alman İmparatoru sayılan ikinci Josef'ti. Üstelik bu grubun içine bir de Polonya'nın pek akıllı politika takip ettiğini söyleyemeyeceğimiz son İmparatoru Stanislas Poniatowski katılmıştı. İkinci Josef Rusya'yı ziyaret etti ve Çariçe'nin misafiri olarak Kırım'a gittiler. Memleketin adı Tavridya olmuştu. Kırım'daki birçok yerlerin adı Yunanca'ya çevrilmişti. Közle ve Yepatorya, Akyar, Sivastopol, Kefe, Feodosya ve onlar Teodosya'dan Feodosya söylüyorlar telaffuz. Akmeçit ise Simferopol olmuştu. Bu ziyaret sırasında Rusya'nın daha müreffeh ve kuvvetli olduğunu göstermek için Potemkin maket evler yapmıştı, köyler kurmuştu. Yani panodan ibaret güzel köy evleri. Buna Potemkin tiyatrosu denir. Bu tip propagandaya da öyle ad verilir. Çariçe yaşadığı uzun yıllar boyunca Rusya'da sanatları, nihayet bilim adamlarını ve Razumovski gibiden çıkan, yani bir zamanlar köylü aileden çıkan ve Viyana Kongresi sırasında Viyana'daki sefaretinde Beethoven'ın yakın sanat dostu olan bir sefirin çıktığı aristokrat sülalelerin gelişmesini temin etmiştir. Köylüler için hemen hemen hiçbir şey yapılamamıştır. Bunun neticesinde 1773 yılında bütün Volga boyunda
Emilyan Pugaçov'un çıkardığı Rusya tarihinin en büyük köylü ayaklanması görülmüştür. Bu ayaklanma Suvorov gibi bir becerikli generalin sayesinde bastırılmıştır. Aslında Suvorov Türklerden daha çok köylü kitlelerine karşı etkili olarak savaşmıştır. Ve Emilyan Pugaçov'un ortadan kaldırılmasından sonra zannedersiniz ki daha ehil bir düzene geçilecek. Hayır. Kuluçevski'nin 19. yüzyıl sonunda, 20. yüzyıl başında yazdığı gibi 1761'in 18 Şubat'ında köylüleri serf yapan kanunlar çıkarıldı. Ertesi gün bir köy kanununu daha köylü kanununu daha tesis ediyoruz. Ama bu 19 Şubat tarihli günlü kanun köylülere özgürlük veriyor. Fakat ancak 99 sene sonra çıkarılmıştır. Demek ki 1761'de sadece toprak sahiplerine bahşedilen liberalizm köylülerin esaretini kaldırmayı 99 sene için unutmuştur. Galiba muhteşem sanat eserlerinin, Ermitaj'ın, Bilimler Akademiyası'nın geliştiği, Rusya'nın Avrupa devletler ailesinde seçkin bir yer aldığı Yekaterina Voltaire tarafından kutlanıyor ama Marx tarafından taçlı fahişe diye adlandırılıyordu. Her ikisi de ekstrem hükümlerdir. Osmanlı İmparatorluğu için değişime zorlayan kuvvetli bir düşmandı. Ama Rusya'nın esas strüktürünü çok ustalıkla değiştirememiştir. Ve bu değiştirememeyle de Rusya 19. asırda gene Osmanlı ile savaşa devam etmek zorunda olan %90'ı köylü, bir yanıyla da büyük gelişmeler gösteren acayip bir imparatorluk haline dönüşecektir.